Görüşüm valla Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Zaten Van olarak da biz hepimiz Kılıçdaroğlu'na vermek istiyoruz. Çünkü artık bir değişim. Artık 21 yıl bir değişim olsun. Yani değişim olursa güzel olur. En azından insanlar daha demokratik, daha özgür bir ülkede yaşarlar. Haklarını daha iyi bir şekilde savunurlar. Yani herkes açısından hayırlı olsun diyoruz. Kılıçdaroğlu'nun kazanması daha iyidir bence. Benim tercihim onun yanında çünkü belki millete daha hayırlı uğurlu olabilir. Haksızlık olmasını düşünüyorum ben çünkü çoğunlukla yani önde olan oydu, sonradan bayağı bir oy seçimlerine çalıntı olduğunu fark ettim ben. Yani öyle oldu çünkü öndeydi Kılıçdaroğlu zaten. Herkes oyunu Kılıçdaroğlu'na versin bence. Bu hükümet değişmese çok kötü olacak. Yani herkes versin ki değişsin. Yani daha kötüye gitmesin. Yani daha bunun kötüsü olamaz yani. Ben bunu düşünüyorum. Ekonomisi çok kötü. Millet aç, millet geçinemiyor. Üretim yok. Hep sürekli dış devletten alıyor. Yani öyle olunca da millete yansıyor. Satış yapamıyor. Yani milletin alım gücü yok. Yani alım gücü yoktur. Bence değişim şarttır. Çünkü 21 yıldır başta olan bir hükümet söz konusudur. Ve bu 21 yılda geri düşmüş bir ülke söz konusudur. Yok 20 yılda görmediklerimiz oldu, bu var mıydı şimdi var diyorlar ya. Çok doğal değil midir? Teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştikçe bir şeylerin zaten gelişmesi gerekiyordu. Ama zaten mesela geride kalınmış bir gelişmişlik vardır ortada. Artısı mesela kadın diyoruz, kadın özgürlükçü diyoruz. İki cumhurbaşkanı seçeneğimiz vardır. Biri diyor ki zaten şeriat gelecektir. Biri diyor ki kadınlar sahiplendirilecektir. Siz kimsiniz ki kadınları sahiplendiriyorsunuz da demek gerekiyor. Onun dışında mesela geleceğimize bakıyoruz. Kılıçdaroğlu da bir seçenektir. Mesela Kılıçdaroğlu'nu seçme sebebimiz de artık mesela halk kendi değiştirebileceğini, kendi potansiyelinin farkında olmalı. Tabii mesela Kılıçdaroğlu gelirse daha kötü olur diyenler var. 5 yılın sonunda bir daha değiştiririz. Ama mesela o değişim gücünü hissetmeliyiz. 20 yıldır mesela doğduğum günden beri var. Başka bir şey görmedim, başka bir hükümet görmedim. Artık değişmeli mesela. O halk bir değişimin olabileceğini hissetmeli. Ve bence değişim şarttır. Bence kadınlar ve gençler bu seçimin başrolüdür. Sandığa gitmeleri gerekiyor. Zaten vermedikleri oy çalınıyor. AKP'ye sayılıyor. Değiştirmek istiyorsak, değişim istiyorsak bizi ezen, bizi yoksulluğa mahkum eden bir zihniyetten kurtulmak istiyorsak bence sandığa gidilmeli ve gereken yapılmalı. Artık değişim gerekiyordur. Bunların çoğu hakları elinden alınıyor. Yani o kadar insan, o kadar kadın öldürüldü ki yani şu an sayamayacağım kadar kadın öldürüldü ve yani hiçbirinin hakkı aranmıyor. Yani takım elbise giydi diye adama af yani geliyor ya da indirim geliyor. Yani bu ne kadar saçma bir durum, ben anlamıyorum yani Türkiye gibi bir yerde. Ben bu sözleşmesini yani Millet İttifakı geri getireceğiz diyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Cumhur İttifakı asla istemiyor zaten. Zaten Hizbullahçılar, Hüdapar yani kadınlardan resmen nefret ediyorlar, nefret kusuyorlar onlardan. İstemiyorlar, resmen kadınlar yaşamasın diyorlar yani. Kesinlikle değişmeli zaten. Yani başımızda damatları olsun, oğulları olsun çocuklarını getirmemeliler artık. Yani bıktık buna. Bizim de geleceğimiz, eğitim hayatımız var. Yani gelecekte ne iş yapacağımızı konuşmak istiyoruz. Yani üniversite okuyup işsiz kalmak istemiyoruz artık yani. Bu yüzden artık yani Cumhur İttifakı'nın değişmesi gerekiyor. Van'da özellikle terör olarak herkes o şekilde biliyor. Batı tarafı bizi terör diye biliyor. Hani ben bu şekilde, ismim Rozerin diye beni şey yapıyorlar. Terörsün sen, terör isimli bir insansın falan gibisinden. Bu şeyden çıkmak istiyoruz. Özgür, cidden artık eşitlik falan istiyoruz. Hani neden Batı tarafıyla Van diye insanlar neden bu şekilde hani eşit tutulmuyor? Öğreneceğiz geleceğimiz için şu an değişmeli bence. Kesinlikle değişmeli. Çünkü ben sadece şunu istiyorum. Kürtler Türkler arasında ayrımcılık yapılmasın. Biz hani eşitlik istiyoruz.